Gündem Özel'e hoş geldiniz. Ben İbrahim Koçbaş. Bugün konuğumuz Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer. Cumhuriyet Halk Partisi Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer. Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum İbrahim Beyciğim. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben biraz gerilere gidelim diyorum. Yaklaşık 10 yıl öncesine, 2009'da Seferihisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdunuz. Evet. Hemen yaklaşık bir yıl sonra da ben de o dönem Muhammed'e tanık oldum Coşku'ya. Evet. Türkiye'nin ilk, dünyanın da 121. sakin şehri Seferihisar oldu. Hatta o havalimanında karşılayan grup arasında ben de vardım. O Coşku'ya ben de ortak oldum. Şimdi o süreci bir anlatır mısınız? O tatlı telaşın perde arkasını bir dinleyelim sizden. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Web yayıncılığınız çok heyecan verici. Bence çok doğru zamanda çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Ulusal medyanın neredeyse kaybolduğu, yok olduğu ve insanların derdine derman olamadığı bir anda yerel basının çok güçlenmesi lazım. O nedenle kutluyorum ve gerçekten yol açıklığı diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah Ege Telgraf ailesi olarak İzmir'deki web yayıncılığı konusunda çok başarılı işlere imza atacaksınız. Teşekkürler. Önemli sizi, bütün ekip arkadaşlarınızı içtenlikle tebrik ederek başlamak istiyorum. Dediğiniz gibi 9 yıl öncesinde bu Cidda Snow macerası başladığında büyük bir heyecan dalgası oluşmuştu Seferihisar'da. Biz aslında seçimler biter bitmez o adaylık dosyasının hazırlanması sürecini başlatmıştık ve her gün işte kahvelere gidip anlatıyorduk, vatandaşımızla buluşuyorduk, neden Cidda'sı olmamız lazım, işte niye biz böyle bir adaylık sürecini başlatıyoruz, olursa hayatımızda neler değişecek falan filan, böyle her gün anlatıyorduk. Nitekim onların faydasını gördük. Şöyle işte o havaalanında karşılama günü, o gün doğrusu hiç beklemiyordum böyle bir karşılamayı. Biz dosyamızı hazırlayıp götürdük, kabul edildik, sertifikamızı aldık. Dönüş yolculuğunda büyük bir tatlı yorgunluk vardı üzerimde açıkçası. Ama havaalanına indiğim anda o coşku, o heyecan, olağanüstü bir konvoy Seferihisar'a kadar, hani davullar, zurnalar falan böyle hatırlıyorsanız, evet, evet. Çok keyifli bir başlangıç oldu. O günden sonra da her gün bir taş, bir tuğla daha üzerine konarak o yapı yükselmeye ve büyümeye devam etti. Bugün artık Seferihisar'da Cidda Slow'u bilmeyen kalmadı. Herkes bir şekilde ekmeğini yiyor bu güzel markanın. Bu uluslararası bilinirlik kazandırdı çünkü Seferihisar'a. Ve herkesin ekmeği büyüdü. Özellikle kadınlar değişti. Kadınlar güçlü aktörler haline geldiler toplum hayatında. Sadece çamaşır, bulaşık yıkayan insanlar olmaktan çıktılar. Aile ekonomisine destek veren, kendi harçlığını kazanan, bu anlamda da ekonomik özgürlüğünü kazanan, üreten bireyler haline geldiler. Bu son derece büyük bir dönüşümü de başlattı. Bir kültürel dönüşüm. Dünyayla bir entegrasyon süreci, Türkiye'yle bir entegrasyon süreci ve aslında bakarsanız İzmir'e ve Türkiye'ye bir ümit ışığı yaktılar. Kadınların üretime katıldıkça neleri değiştirebileceklerini gösterdiler. Bu toplumsal huzura katkı verdi, oradaki yaşam kalitesinin yükselmesine katkı verdi, şehrin bilinirliğinin artmasına katkı verdi. Yani son derece çeşitli faydaları olduğunu söyleyebilirim. Çok yönlü faydaları olduğunu söyleyebilirim. Bugün geldiğimiz noktada hala hedefleri tam anlamıyla gerçekleştirdiğimizi söylemek mümkün değil. Çünkü Seferihisar çok büyüdü bildiğimiz gibi. Yani en az 9-10 kat değeri arttı. 10 yılda mı? Bu 10 yılda, 9 yılda en az 10 kat değeri arttı her şeyin. Yani turizmiyle, tarımıyla. Metrekare birim fiyatının işte emlakçı sayısı öyle, işte belediyenin bütçesi deseniz öyle, her anlamda ciddi bir büyüme söz konusu. Tabii bu kadar hızlı ve büyük bir büyüme beklenmedik bazı sonuçlarla da karşılaşmamıza sebep oldu. Eskiden Seferihisar'da otopark sorunu diye bir şey yoktu yani. Veya trafik sorunu diye bir şey vardı.
Evet, yani orada dediğim gibi bu kadar büyük nimetler yaratılmasının külfetleri de oldu. Bunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Bunları çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bitmiş tam projeden söz etmek doğru değil. Hiçbir zaman bir hikayeden bahsediyoruz. Her zaman daha iyisini, daha güzelini yaratmaya çalışacağız. O Sitta Slow'un Sakin Şehir başarısında sizin daha önce 2006'da Dışişleri Bakanlığı tarafından size verilen görevin de etkisi var mı? Genel sekreterlik görevin de etkisi var mı? Bir de çok yurt dışına gitmeniz, yurt dışını görmeniz. Evet, doğru. Yani bütün bunların etkisi var tabii ki. Şimdi eğer vizyon dediğimiz şey dağın arkasındaki vahayı görmek ve onu insanlara gösterebilmekse, o vizyon ancak dışarı çıkarsanız, dünyayla entegre olursanız mümkün olabiliyor. Yani oradan ilham alıyorsunuz. Yaratıcılığınızı oradan geliştiriyorsunuz. Kendi topraklarınızda, kendi insanlarınıza neler yapabileceğiniz konusunda çok farklı ipuçları ele geçiriyorsunuz. Dolayısıyla Expo süreci tam da söylediğiniz gibi son derece büyük bir katkı verdi süreçlerin Seferihisar'da başlamasına. Çünkü biz o zaman İzmir'i tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyorduk. Yani 3 yıl içinde belki dünyayı 3 kere dönmüşümdür. Yani o kadar çok yolculuk yapıyorduk ki yani mesela hiç durmadan Çin'den Paris'e gittiğimi biliyorum. Yani Türkiye'de sadece bir bakıp işte temizlerimizi, kirlilerimizi bırakıp temizlerimizi alıp oradan direkt hiç eve bile uğramadan Paris'e geçtiğimi biliyorum. Hatta ama çok şey biriktiriyor. Yani Milan'a karşı kaybı çok büyük bir hüsrandır. Ama bir yanıyla da çok büyük kazanımlar taşır içinde. Çünkü biz İzmir'i bütün dünyayı tanıttık adaylık sürecinde. Yani Peru'dan işte aklınıza gelen uzak doğu ülkelerine, Latin Amerika ülkelerine, dünyanın her yerine İzmir'i anlattık. İzmir'in meziyetlerini, zenginliklerini, potansiyellerini anlattık, davet ettik. Gerçekten İzmir'in bilinirliğinin artmasına çok fayda etmiştir. İzmir için bir yanıyla böyle büyük kazanımlar taşır. Bir yanıyla da benim kişisel olarak çok beslenmemi, çok zenginleşmemi sağlamıştır. Yani görgüm, bilgim Expo süreci nedeniyle artmıştır. Onların da hepsini Seferihisar için kullanma imkanı verdi bu süreç. O nedenle de sevgi ve saygıyla yad ediyorum o süreçte bulunan arkadaşlarımızı, büyüklerimizi. Sizinle ilgili ben gezdiğim yerlerde şu tespite tanık oldum. Bu da çok hoşuma gitti. Bağırarak konuşmayan başkan. Evet, ne bağırmadan güzel. Konuşan başkan. Ne güzel bir şey bu. Bu evet benim aklımda kaldı. Evet. Bunun sizin başarınızda etkisi var mıdır? Tabii yani bu bağırmadan konuşmak barışıklığın bir göstergesi olsa gerek. Yani hayatla, insanlarla, dünyayla barışıklığın bir ifadesi olsa gerek. Bir tür belki de işte bir medeniyet göstergesi bilmiyorum ama yani sonuçta böyle olduğunuz zaman insanlar sizi dinliyorlar, değerlendiriyorlar. Siz de insanları daha kolay anlıyorsunuz. Anlaşmanın kolaylaşması iletişiyor. İletişimin dediğiniz gibi güçlenmesine imkan veriyor. Bu da kolaylaştıran bir şey. Yaptığınız işin daha kolay sonuçlarını almanıza imkan veriyor. Şimdi başkanım, Seferihisar tarımda öncü bölgelerimizden biri. Evet. Her açıdan turizmde de, tarımda da. Evet. Ama bir de sizin bir projeniz var. Başka bir tarım mümkün mü projesi. Onu biraz açar mısınız? Şöyle. Daha önceden pek bizim tanık olmadığımız bir proje. Hocam, tarım büyük ölçekte yapıldığı zaman önemli tahribatlara yol açıyor. Ölçeğin küçültülmesi lazım tarım politikalarında. Yani küçük üreticinin yaşamasına imkan veren bir tarım politikası hedeflenmeli. Aksi takdirde küçük üretici kayboluyor, kentte ucuz iş gücü haline geliyor, göçü büyütüyor. Kültürel anlamda hem köklerinizden uzaklaşmış oluyorsunuz, hem kent kültürüne zarar vermiş oluyorsunuz. Yani nereden baksanız çok sayıda ve çok farklı bir biçimde zarar yaratıyor. Tarımın, aslında Batı bunu çok daha eskiden beri keşfetmiş vaziyette. Küçük üreticiyi ayakta tutmak kooperatifçilikten geçiyor. Birlik kurmaktan geçiyor.
Batı'da o kadar güçlü bir kooperatifçilik anlayışı var ki, örneğin Finlandiya'da süt üreticilerinin %99'u kooperatif çatısı altındadır. Bütün süt üreticileri. Hollanda'da aynı şekilde kesme çiçek ihracatının dünyadaki en büyük ülkesidir. En çok kesme çiçek ihracatı yapan ülkedir. Bunun da tamamı yine kooperatifçidir. Hepsi kooperatif üyesidir. Hollanda'daki yüzlerce kooperatif tek bir birlik çatısı altında, kooperatif çatısı altında buluşmuştur. Ve dünyadaki bu rekabet gücü oradan gelir. Fransa'da şarapçılar, İtalya'da peynirciler. Yani Batı'da küçük üreticiyi yaşatmak için çok ciddi bir savaş verilmiş, kavga verilmiş, bir mücadele verilmiş ve ortaya da bu tablo çıkmış. Birleşmiş Milletler, hatırlayın, 2014 yılını küçük aile çiftçiliği yılı ilan etti. Neden? Çünkü insanlık küçük üreticinin korunmasının çok mühim olduğunu, bunun aynı zamanda kentliyi koruduğunu, aynı zamanda kentlinin daha sağlıklı beslenmesine imkan verdiğini keşfetmiş. O nedenle Birleşmiş Milletler Aile Çiftçiliği Yılı ilan etti 2014. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Küçük üreticiyi yaşatan, onu güçlendiren bir tarım projesi yapmak lazım. Biz bunu Seferihisar ölçeğinde gerçekleştirmeye çalıştık. Ve bu tarım politikasının, ana fikri bu olan tarım politikamızın dört başlığı var. Birincisi, küçük üreticinin ürettiğini satabilmesinin, pazarlayabilmesinin önünü açmanız lazım. Onun için biliyorsunuz pazarlar kurduk ve bu pazarlarda tek bir kural vardır. Sadece kendi ürettiğini satabilir üretici. Başka dışarıdan mal alıp getirip ticaretini yapamaz. İkincisi, üreticiyi mutlaka kooperatif çatısı altında buluşturmak lazım dedik. Onun için Mandalina Üretici Birliği kurduk. İşte çoğunluğun kadınların oluşturduğu bir tarımsal kalkınma kooperatifi kurduk. Zeytin Üretici Birliği kurduk. Şimdi bütün bunlar aslında üreticinin tek başına kalıp ürettiğinin hakkını almasının imkansız olması nedeniyle yaptığımız şeyler. İmkanı yok. Yani siz tek başına bir üreticiyseniz, 10 dönüm bir yeriniz varsa, orada elde ettiğiniz ürünü tam anlamıyla hakkını alacak bir biçimde pazarlamanız mümkün değil. Ancak bir birlik çatısı altında, bir kooperatif çatısı altında bu mümkün. Üçüncüsü, tarım ürününü dönüştürmek lazım. Dedik ki ağaçtan toplanılan, tarladan toplanılan tarım ürünü işlenerek mutlaka bir başka ürüne dönüştürülmeli. Bir sanayi ürününe dönüştürülmeli. O nedenle bir mandalina memleketi olan Seferihisar'da bizim dönemimize kadar hiç yapılmayan şeyleri yapmaya başladık. Mandalinayı işlemeye başladık. İşte reçelini, marmeladını, pestilini, lokumunu, likörünü, şarabını, kolonyasını, esansını, en sonunda kurusunu üretmeye başladık. Çünkü katma değerini büyütüyorsunuz. Ve sonuncusu da yerel tohuma sahip çıkıyoruz. Bu başlıklar altında ve ana fikri küçük üreticiyi korumak olan bir tarım politikası bize bugün izlediğimiz tarım politikasından, yani hükümetin izlediği tarım politikasından başka bir tarım politikasının mümkün olduğunu gösterdi. O nedenle dedik ki başka bir tarım mümkündür. Neden şikayetçiyiz bu tarım politikasından? Çünkü bu bereketli topraklarda biz samanı, eti, gübreyi ithal eder hale geldik. Bizim çocukluğumuzda İbrahim Bey, öğretmenlerimiz bize derdi ki biz dünyanın kendine yeten 7 ekonomisinden biriyiz. Evladım biz dünyanın tahıl ambarıyız, buğday ambarıyız. Peki ne oldu? Ne oldu da biz buğdayı ithal eder hale geldik? Hani Anadolu'da büyük kuraklıklar, büyük felaketler, doğal afetler mi yaşandı? Nehirler mi kurudu? Yeraltı kaynaklarımız mı kurudu? Ne oldu da biz üretemez hale geldik? Tamamen yanlış tarım politikaları sonucunda. O topraklar orada duruyor, o güneş tepemizde duruyor, o iklim değişmedi. Ve hala tarım topraklarımız bereketiyle duruyor. Biz yanlış politikalar uyguladık. O nedenle içimize sinmiyor. O nedenle bunu hak etmediğimizi düşünüyoruz. Ve o nedenle başka bir tarım mümkündür diyoruz. Bununla bağlantılı. Tabii tarım hakkında çok fazla konuşulacak şey. Evet. Ama Tohum Takas Şenliği ve Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Ağı'ndan özel ödül aldınız. Evet. Sarı Belediyesi olarak. Ve Habitat 3'te bunu, evet, bunu anlattık. Doğru. O süreci anlatır mısınız? Bu tabii bizim için çok gurur verici.
bir noktaydı. Şu nedenle çok gurur verici. Şimdi Birleşmiş Milletler insanlığın önüne her 15 yılda bir hedefler koyuyor. Ve önümüzdeki 15 yıl başarılması, tamamlanması gereken hedefler bunlar. İşte 2000 yılında 1000 yıl hedefleri adıyla 8 hedef koymuştu. 2015'e kadar tamamlanması amacıyla. 2015 yılında yeni 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi açıkladı Birleşmiş Milletler. 2030'a kadar tamamlanması öngörülüyor. Bu kalkınma hedefleri adıyla, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ortaya konan bu hedeflerin hepsi aslında yerelde başarılması gereken hedefler. Biz bu 17 hedefle ilgili de belediyemizde kurduğumuz bir ofiste çalışıyoruz. Bizim müdürlerimiz bu hedeflerin her biriyle ilgili, kendi alanlarına giren hedeflerin her biriyle ilgili proje yapmaya çalışıyorlar. Yani bu hedefler yerelde başarılması gereken hedefler. Tam da bu hedefler açıklandıktan sonra bir yıl sonra 2016 yılında Ekvator'da insanlığın en büyük zirvesi diyebileceğimiz 20 yılda bir düzenlenen Habitat zirvelerinden üçüncüsü düzenlendi. İkincisi 1996'da şeyde düzenlenmişti, İstanbul'da düzenlenmişti. Birincisi de 1976'da Vancouver'da, Kanada'da düzenlenmişti. 2016 yılındaki bu Habitat zirvesinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri masaya yatırıldı ve bunun başarılı örnekleri arandı. On binlerce insanın katıldığı muazzam bir zirveydi gerçekten. Eş zamanlı onlarca, yüzlerce panel, konferans, arama toplantısı yapıldı. Onlardan birinde de biz Seferihisar Belediyesi olarak çıktık ve bizim örneğimizi anlattık. Çok büyük takdir topladı ve gerçekten hem Avrupa'dan hem dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda insanla, kurumla iletişim başlatmış olduk. Bu da bizim için çok gurur vericiydi. Şimdi Sayın Başkanım, Seferihisar'la ilgili çok fazla konuşacağımız şey var aslında. Evet. Yani tarım, turizm, evet. Ama başka konularımız da var. Tabii. Ben hepsini Seferihisar'ın markalaşması yönünde o şemsiyenin altında değerlendirebilir miyiz Seferihisar'ın geleceğini? Evet. Seferihisar'daki projeleri teker teker değil de Seferihisar'ın dünya çapında markalaşması şemsiyesi altında değerlendirip bu bölümü kapatabilir miyiz? Aynen öyle. Buyurun. Yani bakın biz derya içinde olup deryayı bilmeden yaşayan balık gibiyiz. Biz bu topraklarda hak ettiğimiz şekilde yaşamıyoruz. Gerçekten bunu bütün samimiyetimle, bütün kalbimle söylüyorum. Bu kadar zengin bir kültür, arkamızda müthiş kadim bir kültür var. Binlerce yıldan beri taşına gelmiş. Bu kadar bereketli topraklar, bu kadar güzel bir iklim, bu kadar berrak akvaryum gibi denizler. Yani gerçekten bir hazinenin üzerinde yaşıyoruz ve fakat bunun farkında değiliz. Onun bize sağladığı imkanlarla, potansiyellerle uyumlu bir noktada yaşamıyoruz. Çok daha zor koşullar altında hayat sürdüren kentlerdeki yaşam kalitesi bizden çok daha yüksek. Ben bunu içime sindiremiyorum. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Başka bir Türkiye mümkün, başka bir İzmir mümkün, başka bir Seferihisar mümkün. Nasıl diyoruz başka bir tarım mümkün? Bu nedenle diyoruz. Başka bir Seferihisar mümkün. Çok daha fazlası mümkün. Yeter ki o kadim kültürün size aktardıklarıyla, o hazineyle bir buluşun, onun hafızasını bugüne taşıyın ve bugünün bilimiyle, teknolojisiyle bunu buluşturarak bir gelecek vizyonu ortaya koyun. Bunu yaptığınız zaman işte o uluslararası bilinirliğinizde, marka gücünüzde, pazarlama kabiliyetinizde, turist çekme cazibenizde, gençlerin yönetime katılması da, kadınların ekonomik özgürlüğü de hepsi bir arada geliyor zaten. Tabii ki eksiklerle, kusurlarla doğrudur, olur ama rotayı böyle çizerseniz, rotayı böyle koyarsanız başka bir hayatın mümkün olduğunu da görüyorsunuz. O nedenle ben Seferihisar'dan da, İzmir'den de, Türkiye'den de çok umutluyum. Çok daha başka bir gelecek kurulacak bu topraklarda. Diyorsunuz. Evet. Başkanım, bu güzel konulardan sonra biraz sevimsiz konulara da girelim. Buyurun. Çünkü o da hayatın içinde. Tabii ki, buyurun buyurun. Hayatın içinde. Bu Sığacıkuyu'daki Orkinos tesisleri var. Evet.
Siz bunun için de çok mücadele ettiniz. Evet. Nedir o son durum nedir? Yok çok şükür tatsız deyince korkuttunuz beni. Bu güzel bir konu çünkü orada bir başarı hikayesi var. Şöyle 8 yıl sürdü bizim o mücadelemiz. 8 yıl sonunda biz Sığacık Körfezi'nden onların çıkmasıyla ilgili yani o Orkinos çiftliğinin çıkmasıyla ilgili kesin karara ulaştık. Kesin hukuk kararı var bizim lehimizde. Sadece bu hasat dönemi dedikleri dönemin sonuna kadar kalma için özel bir izin istediler. Onu verdik ve işte bu muhtemelen Aralık ayı içinde, Ocak ayı içinde gidecekler zaten. Oradaki başarı hikayesi bizim belediye olarak sadece yarattığımız bir şey değil. İzmir'den aydınlar, Türkiye'nin her yerinden çevre duyarlılığı taşıyan insanlar geldiler ve hep birlikte biz o mücadeleyi sürdürdük. Sadece hukuk nezdinde de değil. Meydanlarda, sokaklarda, denizde hatta teknelerde o mücadeleyi sürdürdük. Bu Orkinos çiftliği burada yapılmasın. Bu yanlıştır. Bu büyük tahribat yaratacaktır. Denizimizi kirletecektir. Geleceğimizi karartacaktır dedik ve mücadele ettik. O mücadelenin sonunda bu kazanıldı. Ve çok şükür ki sonunda bitti iş. Yani biz orada bu zaferi elde ettik ve gidecekler. Dolayısıyla orada hiçbir şey yok. Yani bir beis yok. Hiçbir sorun yok. Doğru gidiş var. Peki başkanım bazı iddialar var. Evet. Seferihisar'daki arazilerin işte parsel evet. parsel satıldığına evet. dair evet. sizin evet. tarafınızdan, belediye tarafından. Evet. Siz bu iddialara... Bir de benim yurt dışına çok sık gittiğimle ilgili evet. iddialar var. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim İbrahim Bey. Biz 13 ihale yapmışız. 9,5 yıl içinde. 13 ihaleyle satış gerçekleştirmişiz. Bu sattığımız parsellerin tamamı turistik tesis alanı. Biz turistik tesis alanlarıyla ilgili böyle bir tasarrufta bulunduk. Örneğin 2014 yılında çıkan bütün şehir yasasıyla bize devrolunan köy mülkleriyle ilgili, köy gayrimenkulleriyle ilgili. Doğan Bey civarı, diğer 9 tane köyümüz var bizim. O köylerden intikal eden gayrimenkullerle ilgili Türkiye'de ilke kararı alan belediyeyiz. Bu araziler asla satılamaz diye. Çünkü onlar kimisi imeceyle, kimisi gıdım gıdım biriktirerek elde edilmiş gayrimenkuller. Hani ve bir yasal düzenlemeyle mülkiyeti bana geçti. Oh ben de bunu alırım, satarım, istediğimi yaparım. Böyle bir dünya olamaz dedik. Bu ilahi adalete aykırı dedik. Dolayısıyla da biz bunların sahibi değiliz. Onun sahibi köylü olmaya devam edecek. Biz de kendimizde bu hakkı görmüyoruz. Onları satmak gibi. Yani bunu şunu anlatmak için söylüyorum. Bizim bu konuda çok net bir duruşumuz var. Bunların satılamayacağı ile ilgili, satılmaması gerektiği ile ilgili nasıl kararlıysak bunların satılması ile ilgili de yani turistik tesis alanlarının satılması ile ilgili de aynı derecede kararlıydık. Çünkü bakın 1985 yılında yapılan bir imar düzenlemesiyle Ankara'da o zamanki bakanlık yetkilileri demişler ki şuralar harita üzerinde yapmışlar o çalışmayı. Buralar orman arazisidir. Buralar belediye arazisidir. Buralar milli emlak arazisidir. Birçok belirsiz alanı yani imar durumu belirsiz alanı tanımlamışlar. Tanımladıkları belediye arazileri daha sonra 89 yılında yapılan imar planıyla turistik tesis alanı olarak tanımlanmış. Şimdi turistik tesis alanı olarak imarlı bir yerde iki seçenek vardır önünüzde. Ya bunun imar durumunun değişmesi gerektiğini düşünürsünüz. Onun için bir süreç başlatırsınız. Ya da evet burası doğru turistik tesis alanı olmalıdır dersiniz ve ona göre bir süreç başlatırsınız. Biz Seferihisar'ın turistik tesislerle çoğalması gerektiğini düşündüğümüz için o imar planlarının itiraz sürecine girmedik hiç. Tam tersine böyle olması gerektiğini düşündük. Peki eğer bu yolu seçtiyseniz o zaman önünüzde tek bir yol var. Buraya yatırımcıyı çekmek zorundasınız. Yatırımcıyı nasıl çekeceksiniz? Sizin belediye olarak orada bir yatırım yapma ne gücünüz var ne hukuken mümkün. Belediye ticari işletmecilik yapamaz. Dolayısıyla bizim turizm yatırımcısı bulmamız gerekiyordu. Nasıl bulacaksınız yatırımcıyı?
önce Seferihisar'ın değerini yükselteceksiniz, cazip hale getireceksiniz turizm için. Ondan sonra yatırımcı ilgilenmeye başladığında da seçeneklerinizi göstereceksiniz. İşletme hakkını. Hayır, yatırımdan bahsediyorum. Yatırım yapmak yatırım gerekiyor. Mi? Seferihisar'ın 2009'a kadar 1500 turistik yatağı vardı. 1500 turistik yatağı vardı. Bizim yaptığımız bu marka çalışmasıyla, bu Seferihisar'ın bilinirliğini uluslararası düzeyde arttırma çalışmalarıyla sonunda yatırımcılar gelmeye başladılar. Geldiklerinde ne yapacaksınız? Yerlerinizi göstereceksiniz ki yatırım yapmaya teşvik olsunlar, cezbe olsunlar. Nitekim bu araziler çetirlik olarak onlarca, yüzlerce yıl duracak yerlerdi. Biz onları yatırımcıyla buluşturduk. Şu anda Seferihisar'daki turistik yatak kapasitesi 7.000'lere yaklaştı. 7 katı. Tabii yani neredeyse işte 6-7 katı oldu. Şimdi bu nasıl olacaktı? Eğer bunlara satış yapmazsanız ve yatırımcı getirmezseniz o takdirde onlar çetirlik olarak kalmaya devam eder. Ama şimdi istihdam oldu, döviz geliri oldu, turistik yatak oldu. Dolayısıyla Seferihisar'ın ve memleketin menfaatine bir şey oldu. Burada bu satışla ilgili söyleyebileceğim tek şey, bütün bunlar şeffaf bir biçimde yapıldı. Zaten ona kimse bir şey söylemiyor da, işte çok yer sattı savdı. Ya kardeşim, bu satılan şey başka türlü ekonomik zenginliğe dönüşmeyecek yerler. Siz bir ekonomik değer üreten bir şeyi satıyorsanız o tartışılır. Ama nesiller boyunca boş, çetirlik, değere makilik, dönüşmesi tabii gerekiyor. Alan olarak kalacak bir yere niye yatırımcıyı getirmeyesiniz? Niye orada yatırım yapmayasınız? Niye orada döviz geliri yaratmayasınız? Turistik yatak kapasitesini artırmayasınız? Dolayısıyla benim vicdanım çok rahat, yapılması gereken en doğru şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu yurt dışı çıkışlarıyla da ilgili iki cümleyle söyleyivereyim. Evet, çıktık ve hiçbir yurt dışına çıkışım, söylüyorlar öyle 178 kez çıktı falan diye, öyle bir şey yok. 60 kez toplam 10 yılda yurt dışına çıkmışım. Yani 2 ayda bir kez yurt dışına çıkmışım ve çıkışlarım benim tamamı görev nedeniyledir. Benim Seferihisar Belediye Başkanı olmak dışında Çittaslov Genel Başkan Yardımcılığı, UCLG Birleşmiş Kentler Birliği'nin Çevre Komitesi Eş Başkanı, Birleşmiş Kentler Birliği'nin Kültür Komitesi Eş Başkanı, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olmak gibi ünvanlarım var. Ben bu ünvanlar gereği ve onların verdiği sorumluluklar gereği Seferihisar'da birçok şey yaptım. Ve bunlar hepsi bu görevler nedeniyle gidilen yerlerdir. Gittiğim hiçbir yerde 2 günden fazla kalmamışım. Hiçbirine turistik maksatla gitmemişim. Hepsi görev nedeniyle gidilen yerler. O nedenle orada da vicdanım çok rahat. Bu şekilde yanıt veriyorsunuz, evet, iddialara. Peki Sayın Başkanım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı, evet, ile ilgili, evet, şu an bir resmi müracaatınız yok mu? Yok, hayır. Yok, resmi müracaatım yok. Çünkü ben bunun adaylıkla çıkılacak bir mertebe olmadığını düşünüyorum. Yani aday olmakla üstlenecek bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Tam da öyle. Yani bu sizin duruşunuzla, hayattaki birikiminizle, vizyonunuzla, ahlakınızla, hatta aile hayatınızla, her şeyinizle birlikte değerlendirilir. Layık görülürsünüz veya görülmezsiniz. Bu karar verici mekanizmaların, yani genel başkanın, işte parti merkez yürütme kurulunun, parti meclisinin iradesidir. Belki de aday olanların arasından hiçbiri değerlendirilmeyecek. Yani belki de bambaşka biri, evet, çıkacak. Bilmiyoruz onu. Dolayısıyla burada aday olmak benim açımdan yani uygun bir şey değildi. Ben 2014'te de hiçbir yere aday olmamıştım. 2019'da da hiçbir yere aday değilim. Değilsiniz. Görev verirlerse de canla başla yapacağımızı söylüyoruz. Peki efendim. Programımızın sonuna doğru son Seferihisarlılara, İzmirlilere, evet, bizi izleyenlere mesajınız, evet, nedir? Yani şunu söyleyeyim. Gerçekten ne Seferihisar ne İzmir şu anki yaşam kalitesiyle ilgili seviyeyi hak etmiyor. Çok daha iyisi, çok daha fazlası mümkün. Yani burada şunu söylemek lazım. Belki bir cümleyle onu söyleyeyim. Süremiz çok, evet, dar olduğu için, evet, çok iyi ifade edemeyebilirim ama hayat yerelde akıyor.
artık ulus devletlerle insanların hayatının iyileştirileceği, kolaylaştırılacağı dönemler geride kaldı. Artık kentler öne çıkıyor. Kentler çok daha başarılı uygulamalar hayata geçiriyorlar ve çok daha insanlara dokunan, onların hayatını iyileştiren projeler ortaya koyuyorlar. Birkaç örnekle bitirelim. Hamburg şehrine dizel araç girişini yasakladı belediye. Kopenhag şehrinde otomobilden daha çok bisiklet var artık. İsveç'te bazı şehirler çöp ithal ediyorlar. Kentin enerji ihtiyacını o çöpü enerjiye dönüştürerek kullanıyorlar. Barcelona'da motorlu araç trafiğini sınırladı belediye yönetimi. Azalttı. %50 seviyesinde gürültü kirliliği azaldı, trafik akışı hafifletildi. Şimdi bütün bunlarda hükümetlerin politikalarının hiçbiriyle alakası yok. Kentler kendi özgür koşulları içinde kentlileriyle beraber hayatı değiştiriyorlar, iyileştiriyorlar. İnanıyorum ki İzmir'de de, Seferihisar'da da bu mekanizmalar daha çok hayata geçirilecek ve kent yönetimleri kentlileri için çok daha güzel projeler ortaya koyacaklar ve Türkiye İzmir'den değişecek. Çok teşekkürler başkanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Eksik kırmadınız olmayı. Bizi geldiniz. Rica ederim. Konuk çok oldunuz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Konuğumuz Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'di. Yeni konuklarla Gündem Özel devam edecek.